Merhaba güzel çocuklarım. Bugün sizlerle örnek sorularımızın çözümlerini yapacağız. Başlayalım birinci sorumuzdan. Yasemin tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini daha iyi anlamak için telefonuna bir uygulama indiriyor. Telefonda uygulama açıldığında ekranda bazı tam sayılar yazmaktadır. Yukarı tuşu ile toplama, aşağı tuşu ile çıkarma işlemi yapılmaktadır. Başlat tuşuna bastığında iki tam sayı ve ok işaretlerinden biri kalmaktadır. Örneğin örneğimizi incelediğimizde eksi 3'ten eksi 4'ü çıkarmış artı 1 aşağı tuşu olduğu için ya da eksi 4'ten eksi 3 çıkarılarak sonucu eksi 1 bulmuş. Şeklinde işlemleri yapan Yasemin bu uygulamayı 2 defa kullanarak ilk bastığında ekranda eksi 4 yukarı tuşu artı 7 İkinci bastığında eksi 1 aşağı tuşu artı 4 kalıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yasemin'in bulması gereken sonuçlardan birisi değildir. Şimdi bunları teker teker yapıyoruz. İlk önce eksi 4 yukarı tuşu ve artı 7. Bunun için eksi 4 ile artı 7'yi toplamamız gerekiyor. Çünkü yukarı tuşu var. Ve sonucumuz artı 3 olacaktır. Ancak burada belki de şu işlemi yapmış olabilir diyoruz. Artı 7 ile eksi 4'ün toplamı ancak toplamada değişme özelliği olduğu için yine sonucu artı 3 bulacağız. Bu durumda sonuçlardan birisi kesinlikle artı 3'tür. Diğer yaptığı işlemde ise ikinci bastığında Eksi 1 aşağı tuşu artı 4. Şimdi burada ilk önce eksi 1'den artı 4'ü çıkaralım. Peki. Şunu silelim. Bu durumda sonucumuz eksi 1 eksi 4 yani eksi 5 olacaktır. Bir sonraki ise artı 4'ten belki de eksi 1'i çıkarmış olabilir. Bu şekilde ise artı 4 artı 1 yani sonucumuz 5 olacaktır. Eksi 5'i de buldu. Artı 5'i de buldu. Ama sonuç olarak eksi 3'ü bulamadı. Bu yüzden cevabımız C diyoruz. İkinci sorumuz. Bir hesap makinesine tam sayı girildiğinde aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek bir sonuç elde ediliyor. Birinci adım girilen sayıyı 4 ile çarp. İkinci adım sonuç pozitif ise üçüncü adıma geç. Negatif ise toplandığında sonucu en küçük pozitif tam sayı yapan sayı ile birinci adıma geri dön. Üçüncü adım ise çıkan sonucun toplama işlemine göre tersine bul ve sonuç ekranında göster. Buna göre hesap makinesine eksi 1 ve 2 sayıları girildiğinde sonuç ekranında hangi sayılar görülür? İlk önce eksi 1 ile başlayalım. Şimdi çocuklar eksi 1 girilen sayıyı ilk önce 4 ile çarpıyoruz. Sonucumuz eksi 4 oldu. Sonuç pozitif ise 3. adıma geç. Sonucumuz pozitif değil. Negatif ise toplandığında sonucu en küçük pozitif tam sayı yapan en küçük pozitif tam sayı artı 1'dir. Bunun için ne yapmamız lazım? 5 ile toplamamız lazım. Çünkü bununla toplamamızı istiyor. Eksi 4 ile artı 5'i topladığımız zaman artı 5'i topladığımızda en küçük pozitif tam sayı yani 1'i elde etmiş oluruz. Peki hangi sayıyla topladık? Artı 5 ile topladık. Bu sayı ile birinci adıma geri dön diyor. Peki dönüyoruz birinci adıma. Girilen sayı 4 ile çarpılır. O halde artı 5'i 4 ile tekrar çarpıyorum ve artı 20 oldu. Sadece 20 de diyebiliriz. Sonuç pozitif ise şimdi ikinci adıma tekrar geçtik. Sonucu pozitif bulduk ve üçüncü adıma geçmemizi istiyor. Çıkan sonucun toplama işlemine göre tersi. Çıkan sonucun toplama işlemine göre tersi eksi 20'dir. Bu durumda bunu bulduk. Yani B ve D şıkkını eliyoruz. A ve C'ye kaldık. Şimdi ikinci için bakıyoruz. İkin, sayımız 2. Sonuç pozitif olduğu için ama ilk önce girilen sayıyı 4 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 4, 8. Sayımız pozitif. Sonuç pozitif olduğu için 3. adıma geçmemizi istiyor. Direkt 3. adıma geçtiğimizde de bize toplama işlemine göre tersini almamızı istemişti. Bu da eksi 8'dir. Yani cevabımız C olacaktır. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen kartların her birinin üzerine tam sayılar yazılarak ters çevriliyor. Efe, Ege, Ayaz ve Poyraz kapalı kartlardan aynı anda ikişer kart seçiyor. Kapalı şekilde seçilen kartlarda yazan tam sayılar birbiriyle toplanıyor. Efe'nin seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı 4, Ege'nin seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı eksi 3. Ayaz'ın seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı eksi 2'dir. Buna göre Poyraz'ın seçtiği kartların üstünde yazan sayıların toplamı kaçtır? Burada pratik olarak da şunu yapmamız gerekiyor. Tüm kartlarımızın toplamı nedir? İlk önce ona bakalım. 1 ve 5 6 oldu. Eksi 4 daha 2 oldu. 2 eksi 2 0 oldu. 0 eksi 1 eksi 1 eksi 1 artı 3 2 2 eksi 5 eksi 3 eksi 3 eksi 3, -3, 3, 3 daha eksi 6 buradaki kartların toplamı eksi 6 oldu Efe 2 tane kart seçti Efe'nin kartlarının toplamı 4 Ege'nin seçtiği kartların toplamı eksi 3 ve Ayaz'ın seçtiği kartların toplamı da eksi 2. Ve burada bir de Poyraz'ın seçtiği iki tane kart var ve bunların toplamı eksi 6 olacaktır. Bu durumda şuranın toplamına bakıyoruz. Buranın toplamı eksi 1'dir. Peki Poyraz'ın seçtiği kartların toplamı ne oldu ki eksi 1 ile topladığımızda eksi 6 olur? Demek ki Poyraz'ın seçtiği kartların toplamı eksi 5'tir diyoruz ve A'yı işaretliyoruz. Dördüncü sorumuz Hexadecimal 16 tabanlı sayı sistemidir. HXX bilgisayar belleğindeki 8 bitlik byte'ları byte byte göstermek için kullanılan bir kestirme yoldur. Bu sayı sistemine 16 tabanlı sayı sistemi denilmesinin sebebi 16 tane sembolden oluşmasıdır. Sembollerden 10 tanesi rakamlarla geri kalan 6 tanesi harflerle temsil edilir. Hexadecimal sayı sisteminin tabanı 16 olup 0-9'a kadar rakamlar ve A ve F'ye kadar harfler bu sayı sisteminde tanımlıdır. Burada 9 tane e, 0'dan 9'a kadar olan sayılarımızı görüyoruz. A, B, C, D, E, F için A için 10'u, B için 11'i, C için 12'yi, D için 13'ü, E için 14'ü, F için de 15'i temsil ettiğini görüyoruz. Örneğimize baktığımızda F3 şeklinde ifade edilmişse yapmamız gereken 3'ün 3 ile 16'nın 0. kuvvetini çarpıyoruz. F'nin 16'nın 1. kuvvetini çarpıyoruz. Topluyoruz ve değerlerini buluyoruz. Bir örneğimiz daha var. 2 ile 16'nın 0. kuvvetini çarpıyoruz. E ile 16'nın 1. kuvvetini. E'nin değeri 14'tü bu arada. Ve 4 ile de 16'nın 2. kuvvetini çarpıyoruz ve toplamlarının sonuca yazıyoruz. Buna göre aşağıdaki 16'lık sayılardan hangisinin değeri 169 sayısına karşılık gelir? Şimdi burada şıkları teker teker denemiyorum. Cevabımıza göre ilerliyorum. Cevabımız denizde. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şudur. A9. A9 olduğuna göre 9'u 16'nın sıfırıncı kuvveti ile çarpacağız. Ve A'yı da A'nın değeri 10'du bu arada. Şöyle yazalım. A'yı da 16'nın birinci kuvvetiyle çarpacağız. Peki çarpalım o zaman. 9 ile 16'nın sıfırıncı kuvvetini çarpıyoruz. Ve A'nın değeri 10'du. 10 ile de 16'nın birinci kuvvetini çarpıyoruz. Ve 169 sonucunu elde ediyoruz. Tekrar ediyorum. Şıkları tabii ki teker teker denemek gerekiyordu. Ben cevaba göre sonucu çözdüm. Beşinci sorumuz, kredi kartlarına güvenli olması için farklı şifreleme yapan Ziya Bey karıştırmamak ve hatırlamak için bir kural belirlemiştir. Belirlediği kurala göre bankanın adı kaç harfli ise harf sayısının küpü alınır. Önemli bir yer burası. Bunu unutmayalım Harf sayısının küpünü alacağız. Bulunan sayının birler basamağının karesi alınır. Oluşan iki sayıyı toplayacağız. Burada to bulduğumuz iki sayıyı topluyoruz. Sayı 2 basamaklı ise sayının sağına 2 sıfır ekliyoruz. 3 basamaklı ise sayının soluna 1 sıfır ekler ve şifreyi girer. Belirlemiş olduğu bu şifreleme sistemine göre Ziya Bey adı 4 harfli olan bir bankanın kredi kartı için giriş yaparken hangi şifreyi girmelidir? Şimdi 4 harfli olduğuna göre yapmamız gereken ilk önce 4'ün küpünü alıyoruz. 4'ün küpünü aldığımızda sonucumuz 64'tür. Birler basamağının karesini almamızı istiyor. Birler basamağının karesi 16'dır. Daha sonra bulmuş olduğumuz bu iki sayıyı toplamamızı istemiş. Yani sonucumuz 80'dir. Eğer iki basamaklı ise ki üç basamaklı olmadığı için bununla hiçbir işimiz yok. 2 basamaklı bir sonuç elde ettik ve sayının sağına 2 tane 0 girerek şifreye giriyormuş. Bu durumda Ziya Bey'in kredi kartının şifresi 8000 yani A olacaktır. Altıncı sorumuz. Paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvveti olan kesirler ondalık gösterim olarak ifade edilebilir. Bir rasyonel sayının paydasını pay, payını paydasına bölerek o sayıyı ondalık gösterimle ifade edebiliriz. Aşağıdaki görselde bir bankada bulunan sıramatik panelinin görseli verilmiştir. Gişe görevlisi işlem sırası gelen müşteriyi çağırmak için butona bastığında yazılım devreye girerek butona basan gişenin numarası ile işlem sırası gelen sıra numarasını kesir olarak sisteme işler. Ardından sisteme işlenen ondalık gösterimin tam kısmı gişe numarası önemli bir yer burası ondalık kısmı şurayı bir işaretleyelim ondalık gösterimin tam kısmı gişe numarası ondalık kısmı sıra numarası olarak yansır. Örneğin yukarıdaki görselde 2 nolu gişenin sıra numarası 35 olan müşteriyi çağırdığı anlaşılmaktadır. Ve bu kesrin sistemdeki hali 235 bölü 100 şeklindedir. Bu panelde oluşan bir arıza sebebiyle ekranda sisteme işlenen ondalık gösterimin bazı rakamları, ondalık gösterim nedir? Virgülden sonraki kısmın bazı rakamları görünmemektedir. Arızanın devam ettiği süre içinde sisteme kesir hali 73 bölü 20 biçiminde verilen ondalık gösterim işlendiğinde panel ekranında oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. İlk önce 73 bölü 20 hangi ondalık sayıya denk geliyor bunu yazalım. 73 bölü 20 3 tam %65'e denk geliyor. Bu durumda biz tam kısmını nasıl ifade edecektik? ondalık gösterimin tam kısmı gişe numarası olacaktı. Yani tam kısmı burada 3 olduğuna göre gişe numarası 3 olan hangisi B yani direkt B'yi işaretliyoruz. Çünkü burada e, ondalık kısmında hata oluştuğu için bir o, buraya bakıyoruz. Bizim burası yüzde birler basamağımız ve yüzde birler basamağında da 5 var. Demek ki onda birler basamağında Yanmayan bir ışık söz konusu sayıyı göstermiyor çünkü arıza var. Bu durumda tam kısmımız yani gişe numaramız olduğuna göre ve şıklarda sadece B gişe numarasında 3 olduğu için B'yi işaretliyoruz. 7. sorumuz Ayça öğretmen tam sayıların kuvvetleri konusunu pekiştirmek için bir oyun tasarlamıştır. Oyunun kuralları şu şekildedir en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular peş peşe ikişer kart seçer ve seçtikleri kartlardan ilk çektiği sayıyı taban önemli burası ilk çektiğini taban ikinci çektiğini ise üst olacak şekilde yazar ve değerini bulur. Bulunan değerlerin çarpma işlemine göre tersini unutmuyoruz. Bunu da bulduğumuz sonucun çarpma işlemine göre tersini alacağız. En büyük sonucu bulan oyuncu oyunu kazanır. Peki yapalım şimdi. İlk önce emire bakıyoruz. Emirin eksi 4'ün küpünü alacak. Yani eksi, e, emirin eksi 64 olacaktır. Sonra çarpma işlemine göre tersini almayı da unutmuyoruz. Eksi 1 bölü 64. Sonra ekine bakalım. Ekinin çektiği kartlar ise şimdi bunları kullandık. Eksi 2'nin 6. kuvveti parantezin dışına kuvveti yazmayı unutmuyoruz. 64. Bunun çarpma işlemine göre tersi ise 1 bölü 64'tür. Daha sonra er, elçini yapalım. Elçinin çektiği kartlar ise şunları yok edelim. Eksi 6'nın 1. kuvveti yani eksi 6'dır. Çarpma işlemine göre tersi ise eksi 1 bölü 6'dır. Ve son olarak Ersin'in şuraya yapalım Ersin'i de. Ersin'inki ise eksi 2'nin yine parantezin dışında çift kuvvet 4 oldu. Ve çarpma işlemine göre tersini de aldığımızda 1 bölü 4 olacaktır. Peki kim oyunu kazanacaktı? En büyük sonucu bulan oyuncu oyunu kazanacaktı. Negatif sayıları hiçbir şekilde bakmıyoruz. Pozitif sayılarda Ekin ve Ersin bizim için önemli. Peki Ekin ve Ersin önemli ise Emir ve Elçin'i eledik. Peki 1 bölü 64 mü daha büyüktür? 1 bölü 4 mü daha büyüktür? Pay kısımları eşit olan kesirlerimizde rasyonel sayılarımızda paydası küçük olan daha büyüktü. Bu durumda kim oldu? Ersin oldu. Yani 7. sorumuzun cevabı diyoruz. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Ayaz Bey'in tarifesinde aylık 10 GB internet hakkı vardır. Tablo kullanılan internet miktarını gösteriyor. Yani birinci ay 1 bölü 3'ünü kullanmış, ikinci ay 3 bölü 5'ini, üçüncü ayda 7 bölü 9'unu kullanmış. Bu GSM şirketi aylık kullanılmayan internet miktarına göre hediye gigabyte kampanyası yapmıştır. Kullanılmayan internet miktarına göre hediyeleri 0 GB'dan 5 GB'a kadar 1 GB hediye ediyor. 5 GB'dan 6 GB'a kadar 2 GB hediye ediyor. 6 GB'dan 10 GB'a kadar kullanılmamışsa da 3 GB hediye ediyor. Buna göre Ayaz Bey'in 3 ay boyunca kazandığı hediye GBların toplamı kaçtır? Şimdi burada Ayaz Bey'in 10 GB internet hakkı vardı. İnternet miktarının 1 bölü 3'ünü kullandıysa ne kadarını kullanmamıştır? 2 bölü 3'ünü kullanmamıştır. Peki 10 GB'ın yazalım. 10 GB'ın 2 bölü 3'ünü kullanmadı. Yani 20 bölü 3'ü. Peki bu burada kalsın. Daha sonra 3 bölü 5'ini kullandı. Yani 2 bölü 5'ini kullanmadı. 10 çarpı 2 bölü 5. Buradan da sadeleştirme de yapabiliriz. İstersek 20 bölü 5'i birazdan sadeleştirmelerimizi yapalım. 7 bölü 9'unu kullandı. Yani 2 bölü 9'unu kullanmadı. Onun 2 bölü 9'unu kullanmadı. Buradan da 20 bölü 9 diyoruz. Peki burası ne çıkacak? 20'yi 3'e böldüğümüzde 6, ondalık kısmı çok da önemli değil. Tam kısmı bizim için önemli. Buradan kaç çıkacak? 4 tam çıkacak ve 27 9'a böldüğümüzde 2 tam yine dediğim gibi tam kısmı bizi ilgilendiriyor. Peki 6 tam olan yani 6 tam ve daha fazlasından ne kadar alıyor? 3 GB buradan alacak. Çünkü şu 4 tam için hangisi? 0, 0 GB ile 5 GB arasında 1 GB da buradan alacak. Yine aynı şekilde 0 ile 5 arasında 2 tam olduğu için 1 GB da buradan alacaktır. Yani toplamında 5 GB yani C diyoruz. Dokuzuncu sorumuz şekil 1 ve şekil 2'deki eş karelerin içine yazılan sayılar için aşağıda verilen kurallar uygulanmaktadır. Şekil 1'deki karelerin içinde yazılı olan üstü ifadelerden sonucu negatif olan kareler sarıya. Şimdi burada negatif olanları sarıya boyayacağız. Negatifleri şu şekilde yapalım sarıya. Şekil 2'deki karelerin içinde yazılı olan üstü ifadelerin sonucu pozitif olan kareler maviye. Burada da pozitifleri maviye boyayacağız. Daha sonra şekil 1 ve şekil 2 AB köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor ve sarı ile mavinin birleşiminden yeşil renk oluştuğu gözlemleniyor. Buna göre kartlar üst üste konulduktan sonra elde edilen görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sarı ile mavinin karışımından da yeşil olun, oluştuğunu da unutmuyoruz. Peki şimdi bakalım. İlk önce ben aynı şekilde şuraya birinci şekilde şunu çizmek istiyorum. Burada e, sarı renk olanları yani negatif olanları sarı şeklinde yapacağız. Negatif olanları sarı şeklinde yapacaksak sarı kalemimizi açalım. Eksi 3'ün karesi evet negatiftir. Sarı olacak burası. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti. Aslında burada birinci söylediğimiz 3'ün karesinin negatif işaretlisi. Yani negatif eksi 9 olacaktır. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti pozitif 1'dir. Eksi 2'nin küpü negatif yani sarıdır. 4'ün küpü pozitiftir. Eksi 1'in yani 1'in dördüncü kuvveti negatif işaretlisi. Negatif yani sarıdır. 2'nin 4. kuvveti 16 pozitiftir. 2'nin 0. kuvvetinin eksi işaretlisi eksi 1 yani negatiftir. 4'ün karesinin negatif işaretlisi yine aynı şekilde negatiftir. Ve son olarak eksi 1'in 6. kuvveti pozitiftir. Peki bir sonrakinde yine aynı şekilde çiziyorum. Bu sefer pozitifleri maviye boyayacağız. Mavi rengimizi açalım. 10'un küpünün negatif işaretlisi negatiftir. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti pozitiftir. Mavi oldu. 5'in birinci kuvveti mavi oldu. 7'nin birinci kuvvetin negatif işaretlisi negatif. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti çift kuvvet. Mavi oldu. 6'nın karesi zaten kendisi pozitif. Mavi oldu. Eksi 1'in 10. kuvveti pozitif. Mavi oldu. 5'in 10. kuvvetinin negatif işaretlisi negatiftir. Ve 20'nin karesinin negatif işaretisi de negatiftir. Şimdi bunları çakıştırdığımız zaman ortaya nasıl bir durum çıkacak ona bakalım. Çizelim şeklimizi. İlkinde gördüğümüz gibi sadece sarı var. Burada hiçbir şey olmadığı için sadece sarı olacaktır. İkincide ise sadece mavi olduğu için şunu da hatta şu şekilde mavi yapalım. Orayı düzeltelim. Burası mavi olacaktır. Ve üçüncüde ise sarı ile mavinin karışımı yeşil olacaktır. Tekrar bir boşluk var. Hiçbir şey yok orada. Sarı, sarı ile mavinin karışımı ikinci de yeşil olacaktır. Ve bir sonrakinde sadece mavi var. Mavi olacaktır. Ve aşağıya indiğimizde sarı ile mavinin karışımı yeşil ve Boşluk var ancak ikinci de sarı olduğu için sarı olacaktır ve sonuncu olarak da boşluk olacaktır. Şıklara baktığımızda sarı mavi yeşil, boşluk yeşil mavi, yeşil sarı boşluk bizim B cevabımıza verecektir. Ve 10. sorumuza bakalım. Aşağıda 8 eş kart üzerine yazılmış rasyonel sayılar gösterilmiştir. Seçilen kartlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Toplamda 5 kart seçilmiştir. Seçilen kartlar arasında tüm negatif rasyonel sayıların yazılı olduğu kartlar seçilmiştir. Buna göre seçilen kartlar üzerinde yazılı olan rasyonel sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi burada çocuklar ilk önce şunu yapıyoruz. Bizim negatif tam sayılarımızı bir alalım. Eksi 1 bölü 4. Eksi 7 bölü 60 ve eksi 2 bölü 5. Karıştırmayalım. Şurada eksi 3 bölü eksi 4 negatif bir sayı değildir. Pozitif bir sayıdır. Eksinin eksiye bölümü çünkü pozitif olacaktır. Toplamda biz 5 kart seçiyoruz. Ve bu toplamların sonucunu en az istiyor bizden. Şimdi negatifleri kullandık. Ve sonuç olaraktan ben iki tane daha kart seçeceğim. Ama öyle iki tane kart seçeceğim ki seçmiş olduğum kartlar en az olsun, en küçük olsun, en küçük olsun ki bu seçmiş olduğum 5 kartın toplamı bize sonucun en az olduğunu gösterecek. Şimdi şöyle yapalım. 1 bölü 5 0 tam 10'da 2'ye eşittir. 2'ye eşittir. 2 bölü 15 0 tam %13 3 devredecektir. Daha sonra 1 bölü 2 0 tam 10'da 5'e eşittir. 2 bölü 3 0 tam 10'da 6'ya 6, ya 6 devredecektir. 3 bölü 4 de 0 tam %75'e <laughs> eşit olacaktır. Pardon. Bu durumda en küçüğü hangisi oldu? 1 bölü 5 artı 2 bölü 15 oldu. Peki paydalarını 60 ile birleştirirsek. Buraya 15 veriyorum. Buraya 1 veriyorum. Buraya 12, buraya da 12 ve buraya da 4 veriyorum eksi 15 eksi 7 eksi 24 artı 12 artı 8 bölü 60 yani sonucum eksi 26 bölü 60 olacaktır ve sadeleştirdiğimiz zaman eksi 13 bölü 30 b'yi işaretliyoruz. 11. sorumuz aşağıda bir şekil ve bu şekli ifade eden işlem verilmiştir. Şekli a bölü b artı a bölü c işlemini ifade etmektedir. Örneğin şekli 16 bölü eksi 4 artı 16 bölü 8 yani 16'nın eksi 4'e bölümü eksi 4 16'nın 8'e bölümü de 2 sonucumuz eksi 4 ile artı 2'yi topladığımızda eksi işlemini eksi 2 işlemini ifade eder. <laughs> Buna göre yandaki şeklin ifade ettiği işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yapmamız gereken durum şu. İlk önce 1 bölü 2'yi neye bölüyoruz? 1 bölü 4'e bölmemizi istemiş. Artı daha sonra 1 bölü 2'yi eksi 2'ye bölmemizi istemiş. Ne yapıyoruz? 1 bölü 2'yi aynı şekilde yazıyoruz. 4 bölü 1'i ters çeviriyorum. Artı 1 bölü 2'yi aynı şekilde yazıyorum. Eksi 2'yi ters çevirdiğimde eksi 1 bölü 2 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman burada 2 kalacaktır. Yani 2 artı, artı demeyelim hatta 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptığımızda eksi 1 bölü 4 elde edeceğiz. Yani 2 eksi 1 bölü 4 bu da 7 bölü 4'e eşit olacaktır. Cevabımız D. 12. sorumuz. 12. sorumuz için biraz büyütelim. Yağmurun üzerinde tam sayılar yazan topları vardır. Bu topların üzerinde yazan sayıların değeri zıplatmaya bağlı olarak değişmektedir. Top her zıpladığında üzerindeki sayı kendisiyle çarpılmakta ve çıkan sonuç topun üzerindeki yeni sayı olmaktadır. Yağmur mavi topu 2 kere pembe topu, 1 kere mor topu bir kere zıplatmakta ve sarı topu zıplatmamaktadır. Yağmur en son haliyle topların üzerinde yazan sayıları topladığında sonuç kaç olur? Şimdi mavi topu iki kere zıplattığına göre yani eksi bir ile ilk önce eksi biri çarpıyorum artı bir oldu. Bir kere daha zıplatıyorum artık bir yazıyor çünkü bir ile biri çarptığımızda da bir. Artık burada bir yazacaktır. Pembe topu bir kere yani iki ile şöyle yazalım. iki ile ikiyi çarptığımız zaman 4 olacaktır çünkü bir defa. Ve e, mor topu bir kere aynı şekilde 5 çarpı 5, 25 olacaktır. Artık burada 25 yazıyor. Sarı top içinde hiçbir şey yapmıyor. Artık sayılarımızı toplayalım. 1 artı 4 artı 25 eksi 3. da kaç yapıyor? 27 yapıyor. 13. sorumuz yukarıda sadece ön yüzlerinde birer tam sayının yazılı olduğu 6 adet kart verilmiştir. Önce 2 kart seçilip tam sayılar çarpılıyor ve çarpım A oluyor. Sonra çekilen kartlar tekrar kullanılmadan 2 kart daha seçilip tam sayılar çarpılıyor ve çarpım B oluyor. Buna göre A B farkı en az kaçtır? Şimdi burada çocuklar A bizim iki tane sayıyı seçtiğimizde sonucumuzun negatif olması lazım. Çünkü biz bu farkı en az seçmeye çalışıyoruz. Yani A için seçmek istediğim sayıların çarpımları lütfen negatif olsun. Ve en küçük negatif olsun. Çünkü en azı bulmaya çalışıyoruz. Peki en küçük negatif olabilmesi için eksi 5 ile 4'ü çarptığımızda biz burada eksi 4 eksi 5 ile 4'ü çarptığımızda en küçük Şunları bir silelim. En küçük negatif sayıyı elde etmiş oluruz. Eksi 20. Çünkü daha fazla daha azını bulamayız şu anda. B için ise pozitif seçeceğiz. En büyük pozitifi seçeceğiz ki şuradaki eksi ile negatife dönüşecek. Bu durumda ben bunları artık kullanamıyorum. En büyük pozitif sayı hangilerinden elde edebilirim onu düşünüyorum. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman da 6 elde ederiz en büyük pozitifi elde ettik. Ancak burada ne olacaktır? Eksi geleceği için negatife dönüşecektir. Yani eksi 20 eksi 6 o da en az sonucumuz eksi 26 C şıkkı olacaktır. 14. sorumuz birden n'e kadar olan ardışık sayıların toplamı şu şekilde ifade ediliyor. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle ifade ediliyor. Burada 16 tane bizim e, topumuz var. 1'den 16'ya kadar yazılı olan 16 top rastgele her kutuda 4 top top bulunacak şekilde 4 kutuya konuluyor. Bu kutuda bulunan topların üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada formülü ilk önce yerine yazmamız lazım. 16 tane sayı olduğuna göre en 16 demektir şuradaki formülümüzde n çarpı n artı 1 bölü 2'de n yerine 16 yazıyoruz. 16 artı 1 17 oldu. Böyle 2. 16 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 8. 8 ile de 17'yi çarptığımız zaman 136. Şimdi burada sonucumuz toplamları. Yani bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kutudaki sayıların toplamı 136 olacak. Hangisi denk gelir bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun buradaki 4 kutunun içine gelecek olan toplamların e, sayı değerleri toplamının 136 olması gerekiyor. Bunun içinde de olabilir dediği için teker teker şıkları denememiz gerekiyor. Ancak ben cevaba göre gidiyorum. 14. sorumuzun cevabı 22C'dir. Çünkü 22 artı 16 artı 40 e, sonucu 16 artı 40 artı 58'in sonucu 136 olduğu için diğer şıkları teker teker denemiyorum. Tabii ki sizin denemeniz gerekiyordu. Aşağıda bir bilgisayar programının diyagramı verilmiştir. Yukarıda verilen bilgisayar programında çıktığının sonucu sıfır olduğuna göre A cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine olabilir dediği için şıklardan gitmemiz gerekiyor. Ne yapılacak burada? A girdi olarak bir cebirsel ifade gireceğiz. Yani şıklardan bir tanesine gireceğiz. Sonra B'nin değeri bu girmiş olduğumuz bu cebirsel ifadenin iki katını alacağız. Bu artık B olacak. Daha sonra A'da ve B'de bulmuş olduğumuz cebirsel ifadelerin toplamını üç katını alacağız. Bu da C olacak. Ve son olaraktan D ise C ile B'nin cebirsel ifadenin farkını bulacağız ve sistemden çıktısını alacağız. Ancak burada dediğim gibi teker teker şıkları denememiz gerekiyor. Ben ama cevaba göre yapıyorum. Cevabımız B'dir. Şimdi girdiği giriyorum. X eksi 1 cebisel ifadesine girdik. Peki artık bu A'dır. Daha sonra cebirsel ifadenin 2 katını aldığımda yani 2'nin x eksi 1'in 2 katını aldığımda 2 x eksi 2 olacaktır. 2 x eksi 2. Bu da b'nin değeri. Şimdi c için bize ne söylüyor? a ile b'nin toplamını c birisi ifadelerini toplam 3 katına alıyor. Peki toplayalım. x eksi 1 artı 2x 2 x eksi 2'nin 3 katını alıyorum. Şuradaki parantezin içindekini en sade hale getirdiğimde 3 x eksi 3'dür. 3 ile de genişlettiğimiz zaman parantezin içine dağıttığımızda 9 x eksi 9 olacaktır. Bu da bizim artık C oldu. Ve D içinde C'den B'yi çıkarmamızı istiyor. C'nin değeri 9x eksi 9 ve B'nin değeri 2x 2 idi. Yani eksi 2x artı 2 durumuna geçecektir. Buradan da 7x 7 çıktı olarak bilgisayarımızdan sistemden çıkacaktır. Ve Kat sayılarının toplamı yukarıda verilen bilgisayar programında çıktığının sonucu sıfır olduğuna göre a, c, b ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? çıktıda ne diyordu? Kat sayılar toplamı diyordu. Yani kat sayılarımız x'in kat sayısı 7 ve diğeri de eksi 7 olduğu için toplamları da sıfır olacaktır. Ve bu durumda cevabımız b diyoruz. 16. sorumuz. Bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre soruyu çözmemizi istiyor. Yarıçapı r olan bir çemberin çevresi 2πr'dir. Hepiniz tabii ki bunu biliyorsunuz. Karenin içerisine şekildeki gibi 4 tane çember verilmiştir. Karenin eş olduğunu lütfen unutmuyoruz. Karenin çevre uzunluğu 128x 64 santimetre olduğuna göre çemberlerden birinin çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade kaç cm olur? Şimdi burada 128x eksi 64 karenin çevresi. Bir kenarının uzunluğunu bulmak için 4'e bölüyorum. Her bir terimi 4 ile sadeleştirebilirim demektir bu. 128 x'i 4'e böldüğümüz zaman 32 x eksi 64'ü de 4'e böldüğümüzde eksi 16 olacaktır. Çünkü bu karenin bir kenarının uzunluğuna denk gelecektir. Şimdi burada iki tane çemberimiz var. Yani bu durumda ne olacak? 4 tane yarı çapımız olacaktır. 4 tane yarı çapımızın değeri 32x eksi 16 ise bir tanesini bulmak için ne yapmamız lazım? 4'e bölmemiz gerekiyor. Yani 32x eksi 16'yı 4'e böldüğümüz zaman yarı çapımız 8x eksi 4 olacaktır. Artık çemberin çevresini bulabiliriz. Neydi? 2 çarpı çemberimizin çevresi pi çarpı bir de r'yi alıyorduk. R'miz 8 x eksi 4. Yani 6'yı parantezin içine dağıttığımız zaman 48 x 6 ile 8 x'i çarptık 48 x 6 ile de eksi 4'ü çarptığımızda eksi 24 yani 48 x eksi 24 a'yı işaretliyoruz. 17. sorumuz aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Çokgenler ve bu çokgenlerin sağına yerleştirilen sağ ok tuşu ve sol ok tuşu işaretleriyle bir düzenek oluşturulmuştur. Bu düzenekteki daire içine yazılan cebirsel ifade aşağıda verilen kurallara göre ilerleyecektir. Bu cebirsel ifade çokgenin kenar sayısı ile çarpılıp çokgenin içine yazılacaktır. Sağ oku kadar artı bir sol oku kadar eksi 1 eklenecektir. Buna göre verilen iki düzeneğin farkını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. İlk önce ilk çemberimizde x var. Karenin içine yazılacağı için 4x olacaktır. Sağ oku olduğu için 3 tane artı 3 olacaktır. Birinci düzeneğimiz için bunu bulduk. Bu birinci düzenek. Peki işte birinci düzenek diye yazalım. İkinci düzeneğimiz için ise x eksi 1 var çemberimizin içinde. Bunu da 3 ile çarpmamız gerekiyor. 3 ile x eksi 1'i çarpıp sol ok 3 tane olduğu için bir de eksi 3 dememiz gerekiyor. Bunu biraz daha sade haliyle yazalım. 3x eksi 3 bir de eksi 3'ümüz vardı. Yani ikinci düzeneğimiz ise 3x eksi 6. Bu da ikinci düzeneğimiz diyoruz. Peki hangisinden hangisi acaba çıktı bilmiyoruz. Bunun için olabilir şeklinde ifade kullandık. 4x artı 3'ten 3x eksi 6'yı bir çıkarıp deneyelim. 4x eksi 4x artı 3 eksi 3x artı 6'dır. Yani buradan sonucumuz ne çıktı? x artı 9 çıktı. E bakıyoruz çocuklarda bu yok. Demek ki 3x eksi 6'dan 4x artı 3'ü çıkarmışız. Tekrar işlem yapmamıza gerek yok. Bulmuş olduğumuz x artı 9'un işaretlerini değiştirmemiz yeterlidir. x'in işareti pozitif negatifi eksi x olacaktır. Artı 9'un işaretinden de eksi 9 deyip d'yi işaretliyoruz. Yani tekrardan işlem yapmaya gerek yok. Bunu söylemek istedim size. 18. sorumuz aşağıda iki farklı mağazadaki ayakkabıların X raf numarası ile ifade edilmek üzere fiyatlandırılması verilmiştir. Yusuf herhangi bir mağazadan alacağı ayakkabının fiyatının her iki mağazada da aynı olduğunu fark ediyor. Buna göre Yusuf'un alabileceği ayakkabıların raf numaralarının çarpımı kaçtır? Şimdi burada tabii ki aynı şekilde teker teker denememiz gerekiyor. 150 eksi eksi 1'in küpü şeklinde 150 eksi eksi 2'nin küpü şeklinde yine 150 eksi eksi 3'ün küpü şeklinde hepsini teker teker yine eksi 4'te yapmamız lazım ve aşağıdakileri de. Ben yine cevaba göre uzatmadan yapmak istiyorum. Burada eksi 4'ün değerini alıyoruz. Burada da 3'ün değerini aldığımızda aynı ifadeyi bulmuş oluyoruz. Bunu göstermek istiyorum. 150 eksi eksi 4'ün küpü şeklinde. Yani 150 eksi 4'ün küpü eksi 64'tür. Önündeki eksiyle de artı 64 durumuna geçti. Yani 214'ü elde ediyoruz. Diğerinde ise 223'ten 3'ün karesini çıkartığımızda 9'dur. Yine burayı da 214 aynı fiyatı elde etmiş oluyoruz. Yani eksi 4 ile artı 3 raf numarasının çarpımını istiyor bizden. O da eksi 12 olacaktır. 19. sorumuz aşağıda farklı tam sayıların yazılı olduğu kutucuklardan oluşan bir şekil verilmiştir. Şekilde genel kuralı 4n-1 olan olarak verilen sayı örüntüsünün bulunduğu kutucuklar boyanıyor. Geriye kalan kutucuklarda karışık olarak verilen sayılar aşağıda genel kuralı verilen hangi örüntünün bazı adımları olabilir. Yine olabilir şeklinde. İlk önce 4 eksi 1 için bakalım. En yerine 1 yazdığım zaman değeri 3 olacaktır. Bunu eledik. En yerine 2 yazdığım zaman ikinci terimini buluyorum. Yani 7 olacaktır. En yerine 3 yazdığımda Üçüncü terimi 11 olacaktır. Üçüncü adımı da diyebiliriz. terim de diyebiliriz. En yerine 4 yazdığımda 15 olacaktır. Yani 4 çarpı 4 16 bir çıkardık. 15 her defasında söylememek için yaptım. Ve daha sonra 5. adım için 4 çarpı 5 20 20 1 19 diyoruz. 6 için bakıyorum. 6. adımı için 6 çarpı 4 24 1 eksi 23 oldu. 7. adım için bakıyorum 4 çarpı 7 28 1 çıkardım 27 oldu. Ve 8. adım için bakıyorum artık burada pozitif değerler kalmadığı için bırakıyorum. Ve karışık olarak verilen değerlerden hangisi olabilir bu kuralın hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi burada tabii ki denememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde. Ancak ben cevaba göre gidiyorum. Ve cevabımız B. Burada şu cevaba göre bir tanesini deneyelim. Mesela 1 eksi 2 n eşittir eksi 9 diyorum. Eksi 2 n burada kalsın. a, 1'i eksi 9'un yanına attığımızda eksi 10 olacaktır. N eşittir. 5. adımı için kullanılmış. Yani yine bir tane daha deneyelim. Mesela 1 eksi 2 n Eşittir eksi 13'ü deneyelim. Eksi 2n burada kalsın. Biri diğer tarafa attığımızda eksi 14 olacaktır. En eşittir 7. adımı için olacaktır. Ve her defasında bunları denediğimizde 1 eksi 2n burada karışık olarak verilmiş olan örüntünün genel kuralını temsil etmektedir diyoruz. Ve 20. sorumuz son sorumuz. Bir bilgimiz var yine. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıdaki kutunun içerisinde genel kuralı 2n artı 3 olan örüntünün ondan küçük terimlerinin her birinin yazılı olduğu kartlar vardır. Ayşe'nin elinde ise 20'den 40'a kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar vardır. Bu kartlardan asal sayı olanları bu kutuya atıyor. Buna göre Son durumda kutunun içindeki kartlarda yazan asal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. İlk önce 2n artı 3 için. n eşittir 1 için birinci adımını buluyoruz. Yani birinci adım da 5 olacak. n eşittir 2 için ikinci adımını buluyoruz. n eşittir 3 için üçüncü adımını buluyoruz. Ondan küçük dediği için burada bırakıyoruz. Ancak biz bunların hangilerini alacağız? Asal olanları alacağız. Yani bunu ve bunu alıyoruz. 9'u almıyoruz. 20 ile 40 arasındaki asal sayılarımıza bakıyoruz. 20 asal sayı değil, 21 değil, 22 değil, 23 asal sayı, 24 değil, 25 değil, 26 değil, 27 değil, 28 değil, 29 asal sayımız. 30 değil, 31 asal sayımız, 32 değil, 33 değil, 34 değil, 35 değil, 36 değil, 37 asal sayımız ve burada bırakıyoruz. Ve diğerleri hangisiydi? 5 ve 7 idi demiştik. Peki bunların artık bizden neyin istiyor? Toplamlarını istiyor. Bakalım toplamları ne olacaktır? 29 31 60 oldu. Şunlarla 72 oldu. 72 ile bunu şurada tutalım. 37 ile de 23'ün toplamı yine 60 oldu. Yani 72 artı 72 artı 60 da 132'dir diyoruz ve B'yi işaretliyoruz.